Evet arkadaşlar, hepinize yepyeni bir havadan sudandan merhabalar. Bugün telefonun, daha doğrusu hattın diğer ucunda Cankat Cansu var. Boeing 777 kaptanı Cankat Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Can, nasılsın abi? İyiyim valla. Şimdi ben sizli bizli konuşmayınca bazı takipçilerden tepki alıyorum. Sen niye pilota sen diyorsun, niye siz demiyorsun, haddini bil falan filan diye. Onların da gönlü olsun diye girerken efendim hoş geldiniz diyorum. Sonrasında biz bize devam ediyoruz. Ben direkt boldoslama başladım ya. Ya sıkıntı yok. Zaten biz yayından önce arkadaşlar yani bayağı bir konuşuyoruz. Ya keşke oraları yayınlayabilsek ama elden bir şey gelmiyor tabii ki. Nasılsınız efendim? Karantina nasıl geçiyor? Oradan başlayayım. İyiyiz, gördüğün gibi şu an karantinadayım bildiğin gibi. İşte uçuş sonrası kendimi test sonucu gelene kadar kapatıyorum. Ama keyifli işte, o sırada ne bileyim ders çalışıyorum, bir şeyler yapıyorum, yapamadığım şeyler yapıyorum, okuyorum. Seni izliyoruz işte. Allah böyle geçiyor. Niye karantinadasın onu söyleyelim. Yani durup dururken... Abi şöyle, şimdi burada Dubai'de uçuyorum ben. Biliyorsun şirketin adını veremiyorum maalesef. Ben verebiliyorum, açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Sen verirsin. Uçuşlardan sonra havalimanında bize test yapılıyor. Testin sonucu negatif gelene kadar kendimizi ailemizden bile izole ediyoruz. Ki hani ya Allah göstermesin, pozitif gelirse karantina alıyorlar bizi. Ailemizi almasınlar diye böyle bir ekstra önlem yapıyoruz. 777 kullanınca karantinada bile olsak uçuyorsun çünkü kargo taşıyorsun. Peki belli tabii kargo mu, yoksa kabinde de şey mi var mı? Ya da kargo tipi mi? FE mi uçuyoruz? Ne, hangi tipte uçuyoruz? Ya şöyle, şimdi henüz kargo tipi de var bizde biliyorsun. Değişiyor ne planlarlarsa. Şimdiye kadar ben normal 300 yerle uçtum kargo uçuşlarını. Kargo da taşıdık, aşağıda taşıdık. Ama mesela en son uçuşumda kabindeki e-direklerde maske taşıdık mesela geri dönerken ve giderken. Dolayısıyla farklı şeyler oluyor, kombinasyonlar oluyor. Peki. Her kombinasyona göre de kurallar değişiyor yani. Yani çok büyük değişiklikler olmasa bile ufak tefek farklılıklar oluyor. Hepsinde uçarım diyorsunuz ama hiç problem yok. Yani hepsinde uçuyoruz, sorun yok. Yolcu, ne planlarla zaten. Yolcusuz daha rahat mı uçuşlar peki? Çok daha rahat. Yani şimdi yolcu olarak çok uçanlar alınmasın ama gidiyorsun geliyorsun, her şey tamamen pilotaj yani. Maskeler şikayet edemiyor hiçbir şeyden. Tabii aynen. Yok iniş sert olmuş, yok işte kaptan çok sallıyor falan, böyle yorumlar olmuyor. Ya bu kaptan çok sallıyor mevzusuna gelelim hadi. Sert iniyorsunuz mesela, diyor ki ya kaptan demiyorlar, özür dilerim. Yardımcı pilot indi herhalde. İşte havada bir şey oluyor. Ya stajyer arkadaş sürüyor herhalde. Hem ikinci pilot olarak hem kaptan olarak bu durumu yorumlar mısın? Çok uzattım. Tabii. Şimdi şöyle, ikinci pilot olarak acı verici bir durum tabii yani. İkinci pilot olduğun zaman buna mecbur maruz kalıyorsun. Ama bu anladığım kadarıyla burada olmayan bir şey. Bence bizim ülkemizin insanlarına has bir durum. Çünkü burada hiç karşılaşmıyorsun öyle bir şeyle. Şimdi kaptan olarak da bu yanlış anlaşılmayı elinden geldiği zaman, gerek işte bazen ekibine, bazen yolculuklara, espriyle karışık, işte kötü bir iniş olsa kendi üzerine alınarak vesaire böyle toparlamaya çalışıyorsun. Çünkü hassas bir konu abi. Pilotlar hassas yaratıklar yani. Kötü iniyor musun ki gerçekten ikinci pilot? Tabii olabilir yani. Kaptan da inebilir. Bu işin ikinci pilotu kaptan olmuyor abi. Her iniş birbirinden farklı. Çünkü o kadar çok değişken var ki. Son anda bir rüzgar hamlesi yiyorsun. Önemli olan uçağı emniyetli bir şekilde indirmek. Bir de ben Boeing'çi olduğum için Boeing'den referans vereceğim. Boeing'in dediği biliyorsun pozitif iniş, emniyetli iniştir. Yani pozitif inip pist içinde durmak mı, çok yumuşak inip pistin yetmemesi mi dersen zaten cevabı çok ortada yani. Pozitif inmekten kastı kaptanın şey, yani yere uçağı gömmek arkadaşlar şöyle. Tabii, bu yumuşatıyorlar da öyle pozitif landing yaptı. Ya biz şimdi yolcu olarak içeride değerlendirdiğimiz tek şey amortisör etkisi şu. Yani ne kadar kafamız şöyle gitti geldi, o kadar iyi iniş ya da kötü iniş. Tabii bunun arkadaşlar 1500 tane kriteri var. Nereye teker koydu, ne bileyim ben işte nasıl yaklaştı falan filan, değil mi kaptanım? Yani bunları şimdi burada açmıyor. Söyleyip diyorsun bilgimle seni ezmeyeyim burada. Doğru abi, bir sürü değişken var. Yani abi yılların examinerları, 30 senelik examinerlar sert inişler yapıyorlar. Yani bu insani yeteneklerinin dışında şartlar olabiliyor. Ha, tecrübeyle bu kötü inişlerin sayısı azalıyor tabii ki. Yani grafikteki o aşağı inişler azalıyor. Çünkü hakimiyet, tecrübe çok daha fazla oluyor. Peki abi şu pilot olma serüveninden çok kısaca biraz bahsedebilir misin? Yani nasıl, ne zaman karar verdin pilot olmaya? Abi şöyle, benim hikayem biraz
kolay. Yani çok bir dramatik bir şey yok altında. Çünkü baba pilot. Baba mesleği bizde. Dolayısıyla ben de kardeşim de pilot olduk. Askeriyeden emekli babam. Bütün çocukluğumuz uçakların içinde geçti. Çocukken oynadığımız oyuncaklar bile şeydi abi. Bu F-5'lerin mermi kovanlarıyla şey oynuyorduk böyle. Lego gibi üst üste koyuyorduk. Gerçek mermi kovanlarıyla mı? Aynen aynen. Boş kovanları getiriyordu babam. Onlarla şey yapıyorduk. Lego yapıyorduk. Peki şey, kardeş de pilot, sen de pilotsun. Doğru. Ya bu kaptanlığı bırakıp first officer'lığa geçmek zor olmadı mı ya? Valla şöyle abi, şimdi benim hedefim açıkçası hep burasıydı. Şu an uçtuğum şirket ve şu an uçtuğum uçaktı. Yurt dışıydı. Dolayısıyla evet 77. Bazı hedefler için belirli fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Çünkü böyle şirketlerin, böyle büyük şirketlerin temel kuralı bu. Adam direkt seni alıp oraya uçurmuyor. Kendi uçuşunu sana empoze edip öğretip kendi rotasına, sistemine hakim olana kadar, ki bence doğru olan bu. Ve uçtuğum şirketin profesyonellik seviyesinden dolayı çok zorluk yaşamadım abi açıkçası. Çünkü profesyonel diye mi? Evet, buradaki meslektaşlık olayı çok yüksek. Yani bir nasıl söyleyeyim, kaptanla first officer arasındaki fark burada ince. Çok çok büyük bir fark yok. Herkesten yani uçtuğu first officer'a kaptan adayı olarak bakıyor şirket. Dolayısıyla senden çok yüksek bir bilgi düzeyi bekliyor. Ayrıca şöyle bir ayrıntı vereyim. Şu anda uçtuğum şirketteki zaten first officer'ın çoğu bir önceki şirketlerinde kaptan da abi. Yani %80'i. Peki burada şimdi şunu sorayım o zaman. Çok da böyle ciddi ciddi gitmeyeyim, hani seni de sıkmayalım. Hem de izleyenler. Başından illaki böyle enteresan olaylar geçmiştir. Böyle bize anlatabileceğin tarzda bir şey var mı abi? Var tabii, kısaca. Hayatımdaki benim en anlamlı olaylardan bir tanesi babamla uçuşum. Baba oğul. Babalar günü. Evet, babalar günü de babamla birlikte. Bu meşhur uçak. Reklamdaki siz değilsiniz değil mi? Baba oğul. Bir tane reklam. Yok, bizde video yoktu abi. Video kamera sokulmadı kokpite. Sadece anonsumuzu kabin amiri arkadaşımız çekti. YouTube'da var. O çok güzeldi. Çok anlamlıydı benim için. Beraber uçuşumuz. Zaten eşimle annem de yolcuların arasındaydı. Peki mesela şey oluyor mu abi? Yani araba kullanırken normalde baba oğul, özellikle biz Türklerde baba mesela oğluna araba sürmeyi öğretirken ben problem yaşamıştım babamla. Ama kim yaşamadı ki abi? Allah şükür güzel öğretti. O tipte durum ne? Yani baba oğul uçarken onu öyle yapma falan oldu mu? Abi ben herhalde arabadan alışkın. Çünkü bizim araba Toros'tu. Ben arabayı Toros'ta öğrendim, araba kullanmayı manuel. 37'de havacılığın Toros'u diyebiliriz yani manuel uçuş olarak. Dolayısıyla çok bir sıkıntı yaşamadık o konuda ama enteresan bir şekilde öyle olacağını zannediyordum. Uçağa bindiğimiz andan itibaren abi, çünkü ne yapacağım belli. Herkes işini yaptı. Ya, tabii ki arada birbirimize şakalar oldu, şey oldu, takıldık. Mesela kaptanların bir, yani kaptan F arasında şöyle bir enstantane vardır komik olan. First officer flap ister, kaptan der ki daha erken. Biliyorsun o muhabbeti. 5 saniye sonra. Erken falan. 3 saniye sonra verir. Mesela onu yaptım ben uçarken babama. Flap swan dedi. Dedim ooo, bu bir erken ya. Böyle bir baktı falan. Dedim şaka espri. Sonra bir ışık gördüm. Tabii sonra bir ışık gördüm. Peki şimdi şunu sorayım. Burada Türkiye'de uçarken kaptan da oldun sonradan. Ekiplerle aran nasıl? Mesela severler miydi seni? Yani çünkü bazı kaptanlar daha çok seviliyor. Bazıları, ya yani hepsi seviliyor da bazıları daha çok seviliyor ya. Anladım. Valla hani insanın kendini anlatması ne kadar doğru bilmiyorum ama herhalde sorarsan iyi şeyler söyleyeceklerine eminim. Çünkü genelde çoğuyla aram iyidir. Hani arkadaşlarım da var çok kabin görevlisi olan. Burada da aynı şeyi yaşıyorum. Herhalde bu kişinin kendisiyle alakalı, meslekle alakalı değil ama insanlara davranışıyla alakalı, mütevazılıkla alakalı diye düşünüyorum yani. İlk zamanlar, pilotluğun ilk zamanları. Kaç sene oldu başlayalı? 13. Akran olduğumuzu varsayarsak 20'li yaşların başında kokpite girdin o zaman. O zamanlar böyle yolculardan gelen tepkiler nasıldı? Abi şöyle, ben sakal bırakmaya o zamanlar karar verdim zaten. Çünkü beni sakalsız görenler 24 yaşında hakikaten inanmakta çok büyük zorluk çekiyorlardı. Yani şöyle bir muhabbet oluyordu mesela. Atıyorum mobilya almaya gittiğinde bile olur ya, muhabbeti severiz ya biz Türk milleti. İşte diyordu abi ne iş yapıyorsun falan. Ya havacılık sektöründe çalışıyorum. Steward mısınız? Yok yani hani havacılık sektöründe uçuyorum falan. Ha anladım işte, teknisyen misiniz falan. Yok abi pilotum. Hadi canım falan diye böyle bir şey geliyordu, tepki geliyordu. İnandıramadım kimseye pilot olduğumu. Sonra sakal bırakmaya karar verdim abi. Genelde tepkiler böyle oluyordu. Hani bırak amca uçsun falan gibi enstantaneler yaşadık yani. Bırak amca uçsun da iyiymiş. Aynen. Bu haricinde şunu soracağım abi. Hiç acil durum yaşadın mı?
Tabii 2011'de bunun en belirginini anlatayım. Yangın çıktı uçağımıza. Elektrik kendini yaşadım abi 2011'de. Havacılıkta yaşayabileceğin en kötü olaylardan bir tanesi. Ne, nerede çıktı? Nasıl çıktı? Şöyle. Krasnodar uçuyorduk 737-400 uçağıyla. 400 uçağı da şeydir. O zamanlar aramızda esprisi vardı. Sinatör gibi uçaktır. Yani her uçuşta bir arıza verir sana. Şu anda zaten aktif olarak uçuşları çok az. Yani dünyada birkaç şirkette uçuyorlar. Şeye giden, Gali'deki sistemlere giden diyeyim işte ne bileyim uçuş eğlence ünitelerine, işte fırına vesaire. Yani arka Gali'deki elektronik sistemlere giden kablolarda yangın çıktı. Bakımla alakalı bilmiyorum herhalde. Çok tekniğini ben de bilmiyorum. İlk 10 sıraya kadar bayağı kablo yanığı aşağı aktı, kokusu geldi vesaire aldığımız raporlara göre tabii. Kabin amirinin söylediklerine göre. Hemen uçuşu durdurup acil bir şekilde ilk en yakın meydana indik. Samsun'da o zaman en yakın meydan. En kısa süre içinde bir an önce alçalıp iniş yapıp uçağı boşalttık, tahliye ettik. Gittik indik yani duman biraz sıkıntılı bir durum tabii. O maskeleri taktınız mı kokpitteki? Tabii tabii. İlk yapacağın şey o zaten. Yani kokpitte duman olduğu zaman ilk yapılacak iş maskeyi takıp oksijen akışını sağlamaktır yani. Yolcuya maskeler indi mi peki tepeden böyle? Yok. Yolcuya maske inecek bir durum yoktu. O kadar içeride bir duman vesaire yoktu. Sadece elektrik elektrik yani de içeriden, uçağın içinden, tavandan arkaya doğru yürüyordu. Biz vallahi tabii elektriği kesince kesildi. Döndük indik. Ama çok ters gidebilecek bir durum yani. Biliyorsun birdenbire kontrolden çıkabilir. Aynen öyle. Şunu sormuşlar. Boeing 737 mi? Boeing 777 mi? Valla buna katılacaklar, katılmayacaklar olacaktır bilmiyorum. Katılacakların sayısı daha azdır. Bence 37 abi. Neden? Bunu çok basit, çok basit neden bir örnek vereyim. Yani hiç havacılıkla alakası olmayan bir şekilde anlatayım mı? Arabaları seversin. Tabii ki. Mesela şöyle diyebilirim. Beni biliyorsun hani normal sohbetlerimize de Boeing Airbus tartışmasının şeyiyim böyle yani uç hatlarında olan bir adamım. Boeing Airbus haters. Ya hater demeyelim de hani istemeyen diyelim. Don't Boeing, want Boeing lovers diyelim. Aynen. Şimdi şöyle bir gerçek var. Mesela Airbus benim gözümde Mercedes. 380'e de koy oraya. Airbus'u da getireyim. Bak Airbus'u Mercedes olduğunu. Sevgili Çarşak Korzu'nun bana bir hediyesidir. Öyle boş boş Airbus'u kötülemek yok. O zaman bir 70'i getirirsiniz efendim. Ayıp ediyorsunuz. onu bir daha gösterir misin? Ondan daha büyük getirmem lazım çünkü. Bu işte. Heh, tamam. Ben sana daha büyük bir oranda hediyesini getireceğim 77'i. Önemli olan düşünmek. Boyu değil. Düşünce önemli. Airbus genel olarak yani hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Mercedes gibi uçak. İnanılmaz konforlu, inanılmaz teknolojik. Mercedes diyorum ben Airbus'a. 777 mesela BMW olabilir. Yine o da konforlu şey. Ama Mercedes'e göre her zaman bir fırt daha hani daha sportiftir. Hani konfor vardır ama Mercedes kadar yoktur vesaire. Hani daha motor gücüne önem verir. Değil mi? Hani çocukluğumuzdan şey çıkalım. Ama 737 abi Ford Mustang. Anladın mı? Tadı, tarzı, görünüşü her şey farklı yani. Yolda tutamazsın. Gaz hatası affetmez falan böyle. Tabii kesinlikle yani. Hani arkadan itiş spor araba girdi. Dediğin gibi gaz hatası, vites hatası affetmez yani. Ama onu kullanan da hepsini kullanır dermiş. İyice ortalığı kızıştırırmış. 37'yi kullanan mı? 37 başlamak için kariyere çok güzel bir uçak abi. Ya şöyle diyor. Bir Sayın Serdar Tatlıdil kaptanım. Şöyle demişti. Bence doğru patern. Boeing'de 737'de bu işi öğrenmek. Ondan sonra Airbus'a geçmek kaptanı rahatlatır demişti. Bence doğru patern bu demişti. Herhalde sen de... Katılıyorum. Yanlış değil ama dediğim gibi kişiye göre değişiyor. Yani ben şu anda 77'de aynı rahatlığı yaşıyorum açıkçası. Ama hiç Airbus uçurmadım. Airbus'takiler 77'ye bile hala diyorlar ki yani onu siz mi yapıyorsunuz falan. Yani bu muhabbetten ben kurtulamayacağım hayatım boyunca. O bitmez. Ama 77 de çok güzel bir uçak. Ona da ilk görüşte aşık oldum diyebilirim ama yani. 380 biliyorsun bugünlerde. Abi ben çok yorum yapmayayım. Çok tepki çekmesin programın 380 için yorum yapmayayım. Özellikle Serkan çok kızıyor bak kapıma dayanıyor sonra. Serkan'la ayrı bir yayın yapacağım. Serkan Kozlu'yla, Sayın Serkan Kozlu'yla. Kapıştıracak mı bizi? Sizi kapıştıracağım aynen. 77 ve 380 pilotu olarak. Sonra ben aradan çekileceğim böyle. Benim ekranı kapatacağım bir anda. Güzel fikir. Ya bunu yüz yüze yapmak istiyorum abi. Yani Sabiha Gökçen'e bir gün denk gelirsek hep beraber bizim stüdyoda. Şey böyle. Çok güzel olur. Bir yanımda sen, bir yanımda Serkan. Canlı yayında yapmak istiyorum. Yani. Valla çok güzel olur abi. Kutlamış oluruz şu lanetin bitişini.
pilot olmak isteyenlere tavsiyeleri var mı? Bir, İngilizce çok iyi olmalı seviye. Çok rahat İngilizceyi kullanılmalı. Evet. İki de gerçekten pilotluğu isteyip istemediklerini iyi anlasınlar abi. Çünkü sevilmeden yapılacak bir meslek asla değil. Çıldırırlar. Akıl hastanelik olurlar yani ilk sene. Öyle söyleyeyim. Gerçekten bu mesleği istemeyen insanlar. Hiç mi eğlenceli yanı yok abi bu pilotluğun? Yani çok var. Çok eğlenceli yerleri var. Ama zorluklarını aşarsan eğlenceli oluyor. Zorluklarını aşamazsan en katlanılmaz iş haline gelir. Çünkü çok yetersiz görebilirsin kendini yani. Peki eğlenceli yanları neler mesela sence? Sen çalışkan bir pilotsun neticede. Ben biliyorum çünkü arkadaş olduğum için çok çalışıyorsun. Karantina buraya geldikten sonra öyle oldu. Karantina sürecini bile boş geçirmiyorsun çünkü. Yani yayından önce bile ders çalışıyordum. Evet, evet doğru. Abi mecbur yapmamız lazım yani. Kamerayı açtığımda ders çalışırken yakaladım seni. Hatta ilk biz program açtığında ders çalışıyordum yani kamera açık yani. Aynen aynen. Onları da göstermek isterdim ama yayında eğlenceli. Eğlenceli tarafları birincisi dünyayı gezmek. Yani özellikle 777 gibi geniş gövde uçaklarda normal şartlarda göremeyeceğim yerleri görmek. Çok enteresan yerlerden bahsediyorum bunun için. Yani standart Amerika destinasyonları vesaireden bahsediyorum. Mesela Afrika'nın çok acayip bir yerlerine, şehirlerine gidiyorsun. Ben hani bunu çok seven bir adamım gezmeyi, görmeyi. En eğlenceli kısmı bu. Benim için uluslararası bir şirket uçtuğun zaman dünyanın her köşesinden insanları tanıyorsun. Yani bir uçuşta 15 ayrı milletten insan oluyor abi. Çok eğlenceli bir şey. Herkesten bir şeyler öğreniyorsun. Hı hı. En eğlenceli tarafları bu. Ama ders çalışmak bitmiyor abi. Gerçekten bazen illallah ediyorsun yani. Yani yeter artık ya. Biraz da çalışmayayım diyemiyorsun yani. Olmuyor. Babam 62 yaşında hala ders çalışıyor abi. Baba hala uçuyor mu burada? Uçuyor. İnşallah denk geliriz onunla da bir gün bir uçuşta. Bir yolcusu olarak uçmak isterim. İnşallah. Ya aslında tek amacım senin gıybetini yapmak babanla buluşup ama. Tabii tabii çok eğlenirsin. O konuda inanılmaz başarılı. Herkesi yerlere yıkar. Benim hakkımda konuşmanın da yani çok başarılıdır. İnşallah bakalım. Yani şu karantinayı atlatırsak mutlaka denk geleceğim kendisiyle. Pegasus'ta mı? TK'da mı? Pegasus'ta emekli oldu. Tailwind'e geçti. Tailwind'de evet. Belki biraz uçmamız zor olabilir kendisiyle ama. Tabii. Bilmiyorum inşallah denk denk gelir. Peki abi yavaş yavaş sonuna geldik muhabbetin ama çok güzel bir muhabbet oldu. İzleyicilerin izlediği kısmı burada sona erdireceğim ama biz tabii ki devam edeceğiz. Evet. Geyiğimize. Arkadaşlar Cankat Cansu Boeing 777 First Officer'ı inşallah yakın geleceğin kaptanı bizlerle beraberdi. Kendisine cevapları için çok teşekkür ediyorum. Bu sadece bir ön program gibi olsun. Yüz yüze yanımda bir program yapacağım kendisiyle. Bunun sözünü de alayım senden Cankat. Söz abi inşallah. Çok sevinirim. Starkan'ı da tut getir hatta beraber yapalım. Eğlenceli bir, en eğlenceli programlardan biri olacağını düşünüyorum onu. Güzel olur. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Havacılıkta kalın.